Bu pandemiden kaynaklı. Normal zamanda sanat hayatımızda bir şekilde yer alıyor. Ya da en azından ben düzenli olarak ayda bir iki defa sergi mergi ya da bir yerlere davet ediliyorsun, gidiyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Ama pandemi sonrasında bunların hepsi durdu. Ve yani sanatla ilişkimiz gerçekten sadece dijitale bağlı bir yerde kaldı. Ve her ne yaparsan yap, özellikle görsel sanatlar ya da böyle şey deneyime dayalı sanatlar, müzik falan dijitalde zayıf kalıyor. Yani orijinal yerinde konser izlemek var. Bir de aynı konseri canlı yapıyoruz falan diyor ama yani en çok üzüldüklerimden bir tanesi Cirque du Soleil'dir biliyorsun. Yani hani YouTube'da canlı en azından 2K 1-2K izleyeyim dedi. Olmuyor yani, hiç o tadı vermiyor. Canlı bir kez izlediysen Deneyim başka bir başka bir şey şey. var. Dönüyor dolaşıyor elimizde en son sanatla alakalı sinema kaldı. Yani hani sinema, onu da gerçekten şöyle şu durumdaymışız gibi görünüyor. Böyle patlamış mısır gözünde canlı falan diye. Yani film tüketiyoruz şeyin içerisinde. Bir de Netflix yavanlığı da girince işin içerisinde o Hiç böyle sorma. bir şeye de döndü yani. Hani tadalamaz duruma gelme hali yani şeyde. Gerçekten Biraz film eski film konuşalım. yani Bizi etkileyen, aynen. yönlendiren hikayelerde. Film abur cuburcusuyum mesela ben. Yani bayağı böyle zamanında çok izlemişliğim var. Hatta işte bu internetten ilk DivX'ler, MiVX'ler indirilmeye başlandığı zamanlarda böyle korkunç bir film arşivi falan demiştim ama ya çok seyretmiş olduğumdan ya da ne bileyim artık yaş mı geçti bilmiyorum. Netflix'te büyük bir hevesle yeni çıkan bazı filmlere bakıyorum. İşte geçen neydi? Charlize Theron var diye coştuk, bir tane Old Guard diye bir film vardı, onu bir izleyeyim dedim. Ya reytinglere bakıyorum abi, filmin reytingi yüksek. Tamam, Charlize Theron gene var. Gene kameralar, efektler, her şey çok güzel. Abi böyle bir sası, bir boş, ne bileyim yani böyle sentetik peynir yemişim gibi garip bir his. Bıçak Yo, bıçak bu aynen. Bir tek bıçak yedim şeyde yani şu anda. neydi? Şu Thor'da oynayan çocuk ya, onun ismi ne? Yakışıklı bir olan var Ha, onun. 12 Strong bir şey öyle Yo, Extraction diye bir film var. Ay, anladım anladım anladım. Ama abi o Tam bir film Netflix filmi o. tam Netflix. Ama beni bağlayan yeri bir kovalamaca sahnesi var. Ozan yakalamıştır orayı. Ha. Tek kamera gibi gözüküyor. Tek plan, arabaya gir, arabadan çık, binaya çık, aşağı düş falan. O sahneyi herhalde 5 kere falan izledim ama filmin bütün izinde bana ne verdi? Hiç, tahta yemek gibi abi yiyorsun yani, mide doluyor ama hakikaten şeyin, sevgili Kontrplak Ozan'ın söylediği bir şey var özellikle Hızlı Heavy Metal şey diye. Bu kadar efor niye kardeşim? Hakikaten biraz onun gibi geliyor. Galiba hikayeleri ilk duyduğumda çok enteresan geliyor. Mesela Terminator 2'ye sinemada 34 kere gitmiş adamın biletleri var yani. 34 kere sinemada para vermiştim bu filme. Mesela o zaman o ilkti, yeniydi. Hakikaten çok çarpıcıydı falan. Ama şimdi mesela neler neler oluyor. Ne Marvel filmleri mesela abi. Bende de Koşmuş evvelde gibi yorulurum kurtarmanın öyle bir şeyi vardır. ya. İşte askere gittik. Askerde bize eğitim için Eray'ını kurtarmaktaki tahta silahları verdiler gerçekten bu arada. Tüm eğitimi onlarla beraber aldık. Askerlik bitti, çıktık. Daha askerlik arkadaş hikayesini dağılmadan sinemaya gidelim de Eray'ını kurtarmaya gittik yani. Tam dönemi, onun çıktığı dönemde bir böyle yani gerilerek şeyi izlediğimi hatırlıyorum. Kafaya girdim yani, duyguya girdim. Ama o film hakikaten kafaya sokucu. Bu arada askerlik deyince ben 2000 senesinde Burdur'da yapmıştım, bedelli askerlerden 28 gün. Zaten 3 tane çarşı iznimiz vardı. Bu 3 çarşı izninde de çıkıp Burdur gezeceğim. Başka yapacak bir şey yok. Yani kışla da yatsan daha iyi gerçi ama. Biz gene çıkıyorduk. Orada da bir tane sinema vardı ve 6. His filmi oynuyordu. Ama 3 hafta boyunca hep 6. His oynuyordu mecburen. Bir de şöyle bir şey oldu. İlk çarşı iznine büyük bir sevinçle çıkıyoruz. Burdur'un içine doğru açılacağız. Bizim arkadaşlardan bir tanesi 6. His'i önceden seyretmiş. Ben tam sinirle bir sinemaya gidiyoruz. Ne oynuyor? 6. His varmış falan. Oha, adam ölüyormuş lan, biliyor musun? Dedi. Ne demek olduğunu anlamadım ama filme gidip 10. dakikasından sonra 6. His de O hiç da önce söylenmedi. kısmından sonra dışarı çıkıp önce çocuğu dövdük hep Yok beraber. artık, yapacak bir şey yok. Bir de o film ben 4 kere seyrettim yani. 2 cumartesi, bir de bir cumartesi, bir pazar arka arka. 4 kere 6. ise güzel filmdi ama sürprizi kaçınca gerçekten kötü oluyordu. Hocam bana da aynısı oldu bu arada ve o filmin tek esprisi o bu arada. Tek Bayağı espri. Ve bir Aynen. daha izleyemiyorsunuz zaten. Aynen. Yani başka hiçbir şey yok. Ama işte bir daha ne bileyim o işte Osmond'un falan güzel rol yapmasını falan O yüzden ben burada bir spoiler vardır şey ibaresi koyacağım çünkü benim yani o bütün filmi boşaltmıştı yani benim Ha doğru gözümde. lan. Ama artık herkes seyretmiştir abi herhalde. İnşallah, Yani. inşallah. Altıncısı seyretmeyene kız vermiyorlar, ona göre olma. Ben bu arada bir Ankaralı olarak yıllarca hep böyle işte kültür sanat haberlerinde ulan her şey İstanbul'da yapılıyor arkadaş diye böyle için için böyle bir iç geçiriyordum yani. İşte 4-5 sene oldu İstanbul'a geleli. Geldiğimden beri de buradaki yoğunluk nedeniyle herhangi bir sanatsal faaliyete katılmış değilim. Arada bir İstiklal Caddesi'nde bir resim sergisine girip kafa buluyordum falan filan. Zaten pandemide o da bitti. Benim bütün olayım aslına bakarsan sinema işte, dijital. Bu arada şeyi söylemiştim ya.
galiba 2 ya da 4 terabayt, o zaman 4 terabayt disk yoktu. 2 terabayt, 1-1 2 terabayt diske ağzına kadar film indirmişim ben. Hepsinde böyle klasörlemişim, işte HD olan var, bilmem ne olan var birkaç sene evvel. Sonra o işler işte yedekleme medekleme problemi var. Bir de korkuyorum malın olunca böyle bir strese giriyorsun ya başına bir şey gelir diye. Bir gün aklıma şöyle bir fikir geldi. Bir film ortalama 2 saat olsa dedim. Klasör sayısını hesapladım. 2 saatle çarptım. Ortalama işte saat hesabından falan 700 yıl yaşamam gerekiyor benim bu filmleri seyredebilmem için. O gün disklere bastım formatı. Zaten hemen arkasından YouTube'dur, Netflix'tir devreye girince bir rahatlama geldi bana. Ama o devirde galiba en fazla filmi o zaman seyretmiştim. Bir de şey. Galiba eski askerlik anları anlatır gibi oldu ama Samsun'da ilk başladığım zaman bir haber duydum işte Mel Gibson'ın yeni olay filmi geliyor diye. 97 miydi, 8 miydi bilmiyorum. Tabii 96-97. O civar. Braveheart'tan bahsedeceksen. Tabii. Evet. Braveheart. Konak sineması vardı Samsun'da, şimdi kapan bilirsin sen. Bilirim, ben, evet gayet bilirim. Benim Braveheart'ı izlemeye gittiğimde Konak sineması şöyle bir yerdi. Ben de bilmiyorum aslında Konak sinemasını izledim bu arada. Orada. Abi oturduğun koltukta fazla hareket edersen filmi duyamıyordun. Öyle bir salonda orası. Filmin sesi biraz az geliyor zaten. Perde merde güzel ama gacır gucur koltuklar çok ses çıkarıyordu. Yani o filmden çıktıktan sonraki halimi unutamıyorum yani. O son sahne var ya işte spoiler alert bu arada. Ölüyor bir gibi olsun. Ama mesela o ilk kez web sitesi o sene açmıştım ben. Bir sene sonra galiba. İlk yazdığım yazı Braveheart'la ilgili. Yazının başlığı da Braveheart filmi okullarda müfredata alınsın diye. Nasıl gaza geldiysem artık. Ve o gün bugündür muhtemelen benim temel sanat tüketimim ağırlıklı olarak Hollywood filmi. Utanıyorum ama böyle yani. Ya şeye rastlama. Şimdi ben fikir konsantrasyonlu bir adamım. Yani hani hayatta. İyi bir fikir yani hani bir yerden benim o zamana kadar hiç düşünmediğim. Şimdi fikirle alakalı düşününce şöyle bir şey oluyor. Bu konuyla alakalı düşünsek buradan iyi fikir çıkan dediğim durumlar var. Bir de henüz üzerine hiç düşünmemiş olduğun durum var. Bana sanatla alakalı yani bir şeyleri sergiler gezerken ya da belli aktiviteler ya da uygulamalar görüyorken biri orijinal fikir getirdiğinde gerçekten TDD. Mesela ben sana söyleyeyim. Muhteşem yakalanmış işlerden bir tanesi. Sergi gezip gördüklerinden bir tanesi. Balık tutanların yanından dolaşıyorsundur. Kesin yürümüşündür. Yüzüne kanca gelir kaygısı var mı? Var. Kaçınılmaz değil mi? Aynen. Yani evet. hepimiz bu kaygıyı duyuyoruz. Adam sergi açmış. Açtığı sergiyi tuval biliyorsun tutkalla falan yapılan bir şey. Hı hı. Baştan çizimi yapmadan öncesinde o kancayı geçirip tuvali germiş. Sonra oraya portre çizmiş. O kadar canlı, gerçekçi ve fobik bir şey ki mesela muhteşem bir iş. Seneler önce, 15 sene önce falan gezdiğim bir sergiydi. Allah Allah, tamam, yani portreler çizmiş ama o işte sahilde dolaşan insan portreleri bir yerine o çengel takılmış ve hani girmiş. Çok yaratıcı bir iş gerçekten. Yani rahatsız edici yaratıcı bir iş. Ne kadar özsel bir korkumuzmuş bunu fark ettim. Evet evet, herkesin hiç kaçınılmaz. Yani hani balık tutan birinin yanından yürüyorsan lan bunun kancası bana gelir mi falan diye düşünüyorsun. Oltası takılır mı bana falan diye düşünüyorsun. O düşünceli sergisini açmış çocuk. Ya da mesela şeyi gezdim. Buna bayılırsın eminim. Koç'un içerisinde koku sergisi açmışlar. İstiklal'de Koç'un müzesi Koç içerisinde. Koç müzesine oraya gitmedim. Koku sergisi, koku muslukları var. Şöyle çalışmışlar işe. Milattan sonra 2. yüzyıl Efes ev içi kokusu. 1950'li yıllar İstiklal Caddesi hadi kokusu. Canım. Çok ciddiyim. Ve profesyonel çalışılmış. Orada şu ağaçlar vardı, sıcaklık şuydu, şu süreç şöyle işliyordu, rutubet şu kadardı, bilmem ne kadardı ile alakalı. Koku musluğuna basıyorsun, şu şekilde yaparak kokuyu alıyorsun. Sonra burnunu temizlemek için şey kahve kokusu kullanabiliyorsun falan gibi bir düzenek bayağı böyle musluklardan oluşan. Allah Allah, çok bir sergi açmışlar. Ya gerçekten TDD oluyorsun yani, çok akıllıca bir iş gerçekten. Çok yani bu kokuları arada, tabii o kadar profesyonel ayırt edemiyorsun da. Ama koku gerçekten yani tabii orada bulunmuşsan hafızanın en önemli tetikleyicisi. Evet. Sende bir şey oldu mu bilmiyorum koklayınca bir şey böyle bir. Ya anlamadım. Yani hani şey işi çok heyecanlandırıyor. Vallahi mesela. Bu benim aklıma gelmişti gerçek. Nörobilimci olunca böyle şeyler geliyor, yapacak bir şey. Filmde de fikri olan film yani hani gerçekten başka bir yer. Matrix mesela çok kaçınılmaz içeriklerden bir tanesi. Yani o fikir yani mucizevi bir fikir gerçekten. Hala yapısal olarak içeride yani bazen masadayken şeyken buluyorum kendimi yani hani birileriyle konuşuyor. Ay ben fantastik sevmiyorum. Senin fantastik. Kafana vururum fantastik. Fantastikle ne alakası var yani, bu bir yanılgı, o bir fikir anlatıyor. Aksiyonu, görselitesi bilmem neyse onun kalitesini yükseltmekle alakalı ama içerisindeki anlattığı fikir hala metafor olarak çok rahatlıkla kullanabildiğimiz fikir. Bu kulüp oluşturuyor ya.
bazı kitaplar ve bazı filmler kulüp duygusu oluşturuyor. Yani beraber izlediysek artık aynı dilde düşünüyoruz. İşte fikri olan kitaplar ve fikri olan filmler bir kulüp oluşturuyor. 70'lerde doğmuş birisi gelip de ben Star Wars'ı izlemedim dediğinde ona bana açılabilirsin demek geliyor içinden. Yani nasıl olacağını hayal edemezsin. Star Wars izlenmemiş bir 80'ler nasıl geçer? Hiçbir fikrim yok o konuda. İşte Star Wars bizim hani zihnimizi şekillendirmiş ana edebiyat eserlerinden biri. Uzay operası zaten. Yani bir hikayede hiçbir yenilik yok ama abi muhteşem bir tasavvur yani işte yani her şeyle. Matrix de öyleydi. Evet yani hani Star Wars yani kültür yaratan işte yani. Yani kendi derinlemesine, kendi kültürünü, kendi dilini. Şey dini vardı Amerika'da bilmem kaç kişi vardı o dine Jedi. Ait. Jedi dinine ait kendini Jedi dininden olmuş. Bu arada hani spoiler vermek gibi olmasın artık 70 küsurdaki filme de spoiler olmaz da bildiğin tasavvuftur abi şey. Yani dümdüz tasavvuftur Star Wars. Jedi dini bilmem ne ışın kılıcı hepsini sembolizmde yeri var. Yalnız işte George Lucas işte arkadaki ekip kimse benim zaten yıllardır anlatmaya çalıştığım bir şeyin muhtemelen küçükken ilk karşıma çıkan örneği. Abi tamam kültürün, kadim kültürün bilgini yoş da bunu tekrar neyle üretip de önümüze koyuyorsun? Mesela Wachowski'lerin çektiği Matrix de öyle. Abi herif kaç sene, 5 sene mi, 7 sene mi senaryoya çalışmışlar. Senaryonun içi komple ezoterik göndermelerle dolu. Yani felsefecilerden ta eski çağ işte Yunan düşünürlerine kadar herkesin fikirleri var. Adam geminin ismini Nabukadnezar koyuyor, bilmem ne koyuyor. O kadar bir ilmek ilmek işliyor ki. Diyor ki baba bir müktesebat var ama bak ben ondan yeni bir şey yaptım. Aslında o işte bir böyle parlak fikir var bir de böyle işlenmiş fikir var. Hmm. Beni de TDD yapan bu yani böyle küçük. Ödev yapma böyle, hali değil tabii mi? Tabii tabii yani? Yumurtalar saklıyorlar ya oraya bir şey çıkıyor. Mesela hala kendimi arada bir YouTube'da Matrix ile ilgili bilmediğiniz 10 gerçek videolarını seyrederken buluyorum mesela. Ulan artık bir insan bir filmi ne kadar çözebilir? Ve hala bilmediğim şeyler çıkıyor işin içinde mesela. Wow. İşte böyle bir şey şapka çıkarırsın abi. Matrix'i hiç unutmam. Samsun'da bilgisayarcı arkadaşım. Daha o zaman korsan filmler böyle ravaşta değil yani çok ortada değil ama bir şekilde internetten dijital kopyasını bulmuş. Nasıl yaptıysa böyle bir çok berbat bir görüntüde bir bilgisayar monitöründe o Neo'nun şeyden çıkışını izledik. Bana da konusunu daha önce seyretmiş, anlattı. Evin yolunu bulamadım ben o gün sapıttım yani çünkü zaten hani uğraştığımız konular falan filan. Matrix'i ilk izlediğimde hiç unutmadım. Bilgisayarımda izlemiştim Matrix'i işte o kopya bana da geldi. Ve ilk defa ve galiba son defa ondan sonra bir daha hatırlamıyorum. Pilim bitti, kapattım, başa sardım ve bir daha başından izlemeye başladım. Başka hiçbir şey, bir de bir kitap, birkaç kitaba böyle yapmıştım var. Bitince tekrar okuma isteği. Ve tekrar sorayım, Allah razı olsun filmi yapanlardan. Ben onu Storytel'de yapıyorum bu arada. Bazı kitapları dinleyerek okuyorum. Hani öyle diyeyim Storytel'in üzerinde. Dinleyip okuyup bitirir, kitabı satın alıp hemen okumaya başlıyorum tekrar. Çünkü dinlemek bazen şeyde yetmiyor. Hani konu çok iyi yakalanmış bir şey oluyor gerçekten içinde. Ulan ben bunu tekrar okuyayım, not olarak okuyayım abi falan. Storytel'i çok güzel okuyordum da, yani dinliyordum daha doğrusu. Geçenlerde benim kitabı dinleyeyim dedim. Abi bir tuhaf geldi bana. Anladım. Elim Storytel'e gitmiyor şu anda. Yani hep kendi sesime alışmışım ya. Şimdi çok da güzel okumuş arkadaş. Hakikaten bayıldım. Ama böyle bir disonans oluyor bende. Böyle, ulan bu laflar benimki gibi ama ses bana uymuyor falan filan diye. Kendi sesimden dinlemeye çok alışmışım galiba. Çok konuşmanın zararları maalesef. Bu arada çok güzel seslendirmiş arkadaşlar. Storytel'de kimsenin bilemeyeceği şeyler. Değişen benim de çıktı mı? Değişen benim de çıktı. O da var. Evet. Diğer ifade geliyor. Bu arada Storytel'de olacak. İFA'yı dinlemesi eğlenceli olur Storytel'de bu arada. Evet. Yani tam onluk. Muhtemelen. Devam bakayım. Bana oku dediler ama çok uzun sürüyor. 10 gün falan sürüyormuş bir kitabı okumak. Ya yani aslında bu iyi bir hatırat da olabilirdi. Sen güzel okuyabilirdin yani. Ben hala işin o tarafında. Deneriz abi. Bir sonraki kitabı okuruz inşallah. Ha yani bir kitap. Kimsenin bilemeyeceği şeyleri mesela okunabilir alternatif olarak. Şey filmler dönüyorum. Sen favorilerini söyle bakayım. Mesela çok eski hatırladığım ve duygusunu çok içimde hissettiğim bir filmdir. Yoksunluk duygusunu içimde hissettiğim. Başka Tanrı'nın Çocukları diye bir film var. Bilir misin bilmem. İşte Allah kahretmesin. Bir senelerdir İstanbul'da duruyor. Hala izlemedim. Bir herhalde 80 ya da 80 öncesi. İşitme engelli olan kız. İşitme engelli olan kızla alakalı. Yani tam öyküyü bütünsel olarak hatırlamıyorum ama mesela bir şey sahnesi vardır hatırladığım. Müziği kıza anlatmaya çalıştığı bir sahne vardır.
Yani duymayan birine müziği anlatmayla alakalı o çabası, aynı zamanda aşkın içerisinde hani onu anlatmayla ilgili çabası. Mesela çok romantik benim... filmde izlemedim ama galiba pek öyle değil. Herkes yok yani hani şimdi izlenir mi emin değilim. Hani o dönemdeki izlediğini biliyorsun, öyle bir sorunumuz var. Yani 2000 öncesindeki filmler ağır çekim gibi geliyor şu anda bize. Yani abi gidiyor, abi gidiyor, anladık gidiyor falan şeklinde hani bir hikaye. Geçen çocuklara ne açtım ben öyle ya. Rezil Rüsvan olduk. Çok güzel film gerçekten. Bir şey o Geleceğe Dönüş o mu yapmıyor mesela. Geleceğe Dönüş hala izliyorlar. Ha. Ama neydi açtığım film bizim? Bebelerin içi bayıldı ya Rabbim, baba bu ne, bitmeyecek mi falan filan diyorlar. Benim de sevdiğim bir filmdi ama hatırlayamadım şimdi. Ya iyi kötü çirkin falan öyle. Mesela Muhteşem Film hatıramız var. Aksiyon filmi falan diye hatırlıyorsun. Meğer aksiyon 18 saniyemiş filmde. Yani geri kalan her seferinde insanlar birbirine bakıyormuş yani. Bir de uzun uzun bakıyor. Uzun uzun bakıyor, böyle bakıyor, şöyle bakıyor, böyle bakıyor falan şeklinde. Hani filmde karizmatik 4 cümle var ama yani... En hayal kırıklığına uğradığım şeylerden bir tanesi. İşte çocuklarımdan bir tanesi 16-18 yaşlarına gelince... Onlarla en sevdiğim korku filmlerini seyredeceğim diye fantezim vardı. Çünkü bana mesela Exorcist filmini ilkokul 3'teyken seyrettirdiler. Ben o filme maruz kaldım ilkokul 3'teyken. 3 ay falan tuvalete gidemedim. Yani öyle bir karanlık odaya girememe gibi şeyler oluştu. Exorcist filmi benim için şeydir. Yani böyle bir hakikaten fobi nesnesi. Çünkü yıllarca korktum ben ondan. Hatta bir ara hiç unutmuyorum. Video kasetler varken annemler İbrahim Tatlıses'in bir filmini seyrediyorlar. Kiralamışlar şeyden, video kasetçiler. O zaman gençler bilmez, video kasetçiler vardı. İbrahim'in filmi bitiyor. Ben de filmin sonuna doğru geldim. Film bitiyor. O kayıt bitince videolarda böyle bir görüntü bozukluğu olur. Eski kayıt arkada bir şey varsa o devam ederdi. Exorcist'in son sahnesi var. Onun üstüne çekmişler İbrahim Tatlıses'i. Abi ben onu görünce galiba ortaokul çocuğu mu lise miyim ne, bağırarak odama kaçışım var o derece. Yani film bende bir ödümü koparıyor. Büyük kızım geldi 18 yaşına. İşte 18-19 yaşlarında İstanbul'dayız. Dedim ki bak Exorcist diye film var. Korku filmlerinde hasta Stephen King falan akıyor. Dedim artık bu hazır. Taktık güzelce. Başı güzel böyle işte ağır başlıyor film falan. İzliyoruz izliyoruz. Abi ilk o kızın kriz geçirdiği sahnelerde falan. Benim kız bir gülüyor. Bir gülüyor. Bir siniri bozuldu. Kızın gözleri yeşeriyor. Bizimki baba bu ne biçim makyaj falan diyor. Ne yapmışlar? Yok işte bilmem ne sapı gözüküyor falan gibi. Dedim kapattık artık filmi ya. Bütün o hayallerim yıkıldı. Her şey zamanında güzeli de orada yerinde öğrenmiş olduk. Bir evet. Bu arada Exorcist'i arkadaşlar seyredin. Eğer yaşınız 30'dan büyükse büyük zevk alacaksınız. Ama küçükse bilemeyeceğim. Başka ne var filmlerin içerisinde? Dur bakayım hatırlayabilirim. Benim var abi. Kontakt'ı sen izlemiştin. İzledim. İzledim. Bak Kontakt özellikle... Yani liselerde, üniversitelerde, derslerde gösterilmeye değer bir film bence. Mesela bu arada yani dünya üzerindeki galiba dil bilimciyi başrolü alan tek film o. Yani yok, o dil bilimci olan şey, o Arrival. Aa pardon, o doğru Arrival, söylüyorsun. Bu Kontakt şeydi. Önceki. Şu büyük dinleme... Ne? Radyo teleskoplarla, yes, uzaylılardan sinyal. O şimdi Carl Sagan'ın Mesaj diye bir romanından uyarlama. Bu arada eğer izlerseniz, şimdi Carl Sagan bizim pirimizdir. En büyük bilim anlatıcılarından biri. Kitap biraz farklı olmakla beraber, yani filmde, bu arada filmin yönetmeni de Robert Zemeckis, bu işte Geleceğe Dönüşlerin falan yönetmeni, Forrest Gump'ın falan. Adam çok güzel bir dönüş yaptırmış senaryoya. Muhtemelen Carl Sagan'la da arkadaş oldukları için onun onayı vardır. Adamın vefatından sonra yayınlandı. Gerçekten tam bir güzel din bilim tartışmasını böyle orta yolu bulacak da bir senaryoya dönüştürmüşler. Mesela orada o tamamen düz materyalist inanca sahip Ellie'nin, o işte astronom kızın ta küçüklüğünden getirdiği travmalarla falan böyle işte evrendeki yalnızlık hissini gidermek üzere yıldızlara bakması. Sonra bir türlü bilimsel zihniyle açıklayamadığı bir şeye tabi olmak zorunda kalması falan gibi. Yani insanı böyle iki arada bir derede bırakan, belki 20 kere falan seyrettiğim bir filmdir. Çok izledim. Onu mesela keşke, çok isterim hani... Böyle temel düzeyde felsefe ya da işte inançlar falan filan anlatılan bir yerde o film izlense, üzerine bir konuşulsa, sevgili öğretmenler inşallah böyle şeyler yapıyorlardır. O filmi izleyip de etkilenmeyen çocuk ben görmedim hala, şimdiki çocuklar bile. Çok etkileniyorlar. Çünkü film böyle bir özel efekt şaheseri falan değil. Evet değil. Çok, ama, çok yani, ama düzgün kafa bir, yani düzgün akışlı konusu, kurgusu, evet. Yapılanması, iyi sorusu falan, o aynen. Arada kayıp saniyenin falan hikayenin güzel... Aynen. Ya hepimizi güzel boşlar. Filmatografik olarak da güzel. Her sahnesi, her karesi hakikaten muhteşem. Bu arada Arrival'da andığın için. Aha, evet yani o onun yeni versiyonu ama işte onun da müzikleri be abi.
Evet. Ya o dil bilimcinin başrolde olma, o zihinle konuya bak. İletişimin hani oradaki önemiyle konuya bakma hikayesi falan değerli, lezzetli. Bu arada şeyi önemli buluyorum. Yeri gelmişken söyleyeyim. Çok fark ediyorum da. Bununla ilgili keşke bir araştırma yaptırtabiliyor olsak. Televizyonda ya da YouTube'da başka bir yerde ağırlıklı siyasetten başla. Konuşulan hemen her konuda, her konuşan herkes 3-5 cümlede bir iletişimle alakalı bir yere gönderme yapmak zorunda, kaçınılmaz. Ya da nörobilim. Yani araştırmalarda diyor ki falan. Yani bir araştırma ya da bilimsel bir şey gönderme de var ama mesela iletişimin bu kadar çok artık her konuda siyasetten hiç kaçınılmaz. Tüm siyasetçi konuşmalarda 3 cümlede bir kendini ifade etme, edebilme, halk anladı, anlamadı, algı bilmem ne falanla alakalı bir şey göndermek zorunda. İletişimin bu kadar yerli yerinde böyle baskın bir şekilde oturuyor olması enteresan. Belki bunun üzerine bir can canan yapabiliriz. Vallahi yapalım. Yani iletişim meselesi. Yeri geldi zaten, de öyle bir çatal çıktım işin içerisinde. Tabii bize de en çok talep edilen konulardan biri ama bize talep ediliş biçimini de konuşalım o şeyde. Çünkü genellikle iletişimin sırları falan diye bir şey istiyor insan ama bu bir sırlı bir şey değil. Yani sadece temel mekanizmasını anlamamız gereken bir şey. Biz iletişen canlılarız. İnşallah onu da bir başka bölümde konuşuruz. Filmler ve kitaplarla alakalı bak bir şeyim var. Yaşadığım bir duygu var. İyi fikri olan filmler ve kitapların haricinde bir de böyle çok ustalık işi eserler var. Fikrin dışında adam öyle bir şey çekiyor ki ya da öyle bir şey yazıyor ki. Ben bunu ilk defa Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflık kitabında yaşamıştım. Hala okumadım. Yani iki sene önce söyledim Mustafa Can da hala okuyacağız işte. Ya yani ilk defa orada Marquez'de yaşadım. Yaşar Kemal'de yaşadım. Yani abi 100 yıllık yalnızlık çok pismiş ya. Evet yani. Şey pardon öbürü benim üzüm orospularım. Abi süpermiş o. Yani mesela yani işte o bir ustalık işi hikayesi ya. Filmde de mesela Forrest Gump öyledir bende. Az önce lafı geçti. Baba ne diyorsun? Yani o bir ustalık yani o aslında içindeki fikir mi ki çok enteresan bir fikir değilmiş gibi ama o hayat hikayesini tüm tarihsel sürece yedirme, bunu bu şaka seviyesinde tutma, trajediyi o şakayla zıtlaştıracak dengede tutma, o çocuğa hiç acımamamız ama hep o sınırda durmamız falan acayip tuhaf bir akışı, ya yani o kadar incecik bir örgüyü, ya böyle hani tel ustalarının yaptığı bir örgü biçimi gibi, yani öyle çok zor yakalanır bir denge, çok lezzetli bir iş. Tatlı yani. Bir acı derler ya, evet. en son çocuklarla seyrettiğimiz film oydu. Ankara, İstanbul'a geldiğinde hepimiz beraber oturduk, Forrest Gump'ı açtım. Filmin en sonunda işte o küçük Forrest'ı okul servisine bindirdikten sonra tüy uçma sahnesi vardır ya. Hı-hı. Orada bizim Metan'a baktım ki bizim Metan böyle çok duygu veren bir adam değildir. İşte baktım gözler dolu. Hala mesela bu jenerasyonu etkileyen işte ustalık öyle bir şey. Evet, evet, evet. Klasik belki de böyle bir şey yani. İşte o filmin içinde yapılan espriler, Nixon'ın durumudur, hiçbirinden haberi yok çocukların ama bunların hepsi senaryonun o kısmını anlayabilenler için yerleştirilmiş sürpriz yumurtalar gibi. Ama bütünü yani bir insanın o nasıl diyeyim işte düşük zekasına rağmen yaşadığı derinlik işte sevgisinin gerçekliği falan ve çok güzel hissediliyor yani hakikaten bambaşka bir şey. Tam bir daha izleyeceğim. Forrest Gump'ı yemiyor. Zaten o herife de o yüzden hayran oldum. Spielberg'in ilk filmlerinden bir tanesi bu arada. Mesela onda da aynı tat var. Mor Yıllar diye bir film çalışmış. Bilmiyorum onu. Çok az insan, yani ben de mesela çok geç var. Hani Spielberg sever, Jaws'lar, Mouse'lar bilmem ne falan. Öyle değil. 1800'lerin sonunda Amerika'da ırkçılık hikayesiyle beraber bir zenci kadın öyküsü anlatmış. Ve o 1800'lerin sonundaki hikayede başroldeki kadın da bu arada tanıdığımız bir kadın aslında ama ismini söyleyemeyeceğim şimdi. O da öyle. Yani içinde hiç spesifik bir şey yok ama muhteşem böyle iyi yakalanmış kalitedeki. Evet, Mor Yıllar. Vallahi bak not aldım. Güzel filmlerden bir tanesi. Mesela bu filmlerle alakalı şey diyemiyorsun. Ben hala bunları izleyebilirim. Yani Forrest Gump'ta da öyle. Hani bu film yavaş mamaş öyle bir şey yok. Yani filmin tüm ritmi, yok, dengesi canım, hiç. Yerli yerinde yani. Hani iyi kötü çirkin de diyorsun yani. Hani tamam işte iki defa ileri bas, Netflix'e ileri bas hala aynı sahnedeyiz. Sıkıntı yok. YouTube'da 1.75 izlenebilecek filmler çıkılır. Yani bir doğru 1.75'e kadar çıkılabilir filmlerden. Evet. Bir de nedense aklıma Hazreti Aronofsky geldi efendim. Onun bir Requiem for a Dream diye bir film vardı, izledin mi? Oo, izledim. Bir rüya için ağıt diye bir rüya şey için ağıt ama çok can yakar o film. Çok ağır film yani. Yani ama gerçekten zımpara kağıdıyla şöyle. Aynen yani. Derini yüzüyorlarmış gibi ama bir de ne vardı onun ya? Sen bilirsin onu. Hugh Jackman'ın oynadığı kürede yaşayan adam. Fountain. Fountain. Fountain enteresan bir yerde. Onu da zaten çok az adam biliyor.
Bu arada Fountain'ı bir türlü dijital platformlarda bulamıyorum. Hepsini kınıyorum. Başta Netflix olmak üzere. Fountain'ı bir an önce koyayım. Ben onu bir daha seyredeceğim. Güzel bir kaydını bulamadım bu arada. Enfes. Filmlerden konu açılmışken bir şey daha söyleyeyim. Platform ismi vermeyeyim. Şimdi milletin reklamını yapmayayım ama bulan arkadaşlar Battlestar Galactica'yı izlesin bak. Vallahi. Yani şimdi buradan Güneş'ine sevgilerimi gönderiyorum. Bizim Güneş'in Aydemir sürekli diyor ki ya sırf diyor bunun üzerine ders çeksek yeridir diyor. Okuma yapalım diyor internete. Hakikaten bu arada 1984 yapımı değil 2004 yapımı olanı söylüyorum. 1984 yapımı bildiğimiz bir uzay macerasıydı. Biraz da böyle kötü bir yani düşük bütçeli bir şey. Ama o 2004 yanılmıyorsun. 2004'te çekilen hakikaten felsefi derinliği çok ciddi. 4-5 sezon zannediyorum öyle bir şey olması lazım. Her bölümü hakikaten çok farklı felsefi konuları falan çıkarabileceğiniz. Benim seyrettiğimde yuh lan bu ne biçim dizi diye dedirtecek derecede enteresan bir şeydi. Bulan izlesin efendim Battlestar Galactica. Artı 16. Tabii Cylonlar artık insana benziyorlar. Bir güzel kızlar da var Cylonlar arasında. Öyle olunca tabii yapacak bir şey yok. Irklar arası çeşitli cinsel görüşmeler oluyor diyorsun. Tabii tabii olmaz oğlum. Zaten onunla anlatıyor adam. Sonuçta ekspresyon bir tarafı da var. Bir de Bulut Atlas'ını izleyin. Aa yes. Değişik. Bulut değişik Atlas. İşlerden bir tanesi. Bulut Atlas'ını ilk evet. izledim anlamadım. İkinci izledim biraz anlar gibi oldum. Üçüncüde kesinlikle yanlış anladığımı fark ettim. Dördüncüde anlamak zorunda olmamanın hafif değil. Aklıma şu geldi şimdi en son Tenet'te de öyle oluyor ya bana da yaptınız aynı şeyi. Abi filmi anladın mı falan. Tabii anladı falan. Hani çıkınca öyle bir şeylikle konuşuyorsun ya. Çok eski bir video. Prospektüslerin ne kadar kötü olduğuyla alakalı TRT zamanında yapılmış bir video. İşte akıllı usulü esnafa götürüyorlar falan. Bu prospektüsü okur musun diye. Basit bir ilacın prospektüsü. Okuyor abi hiçbir şey anlamıyorum. Bir ötekisi hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey alamıyorum. En son parkta hani böyle şey bir amcazadeye götürüyorlar. Hani mevzuda birazcık da parkta bir şeyler yapan falan birine. Okuyor falan şeyle alakalı anlamıyor. Anladım tabii falan diye bir şeyle o fotoğraf gibi geliyor bana hikaye. Bazı ama gerçekten Tenet'i ben de anlamadım. Yani Tenet... ya Tenet'i aslında anlıyoruz da aradaki bazı bölümlerin nasıl işlediğini tam hani böyle bir o terslik şeyi yakıyor. Bir de galiba o filmin başında da söylediği sahne. Bazı çok da anlaşılacak bir bölüm yok galiba bazı yerde. Kabulle geçmek gerekiyor orayı. Aynen. Yani... Mesela Hazreti Ozan'ın filmle ilgili söylediği genel bir önemli anekdotu aktarmak isterim. Şimdi o kadar efora ne ya abi işte ne bileyim bu adamlar da böyle. Şimdi sen Inception'ı çekiyorsun. Neydi öbürü? Interstellar'ı çekiyorsun. Başka bir tane daha vardı onun arasında. Hocam Interstellar bu arada Contact yani kesin etkilendiğim bir film. Tabii canım %100. Siz Contact seçersiniz değil mi? Tabii %100. İşte ben de ondan bahsediyorum. Ama şey yok ki Interstellar'da başka bir şey abi yani. Evet, evet onun da bir onun kafası da var yani. Sakayım. Ama şeyi yani mesela Tenet öyle bir ben de şeyle hani abdestli gittim zihnen. Hani böyle hazırım yani. Nolan'ın filmine giriyoruz diye. Böyle bir evde hazırlanmışım hakikaten. Beyazları çekmişim falan. Yani filmin ortasına doğru o şey hissi uyandı bende. Yani tamam da hadi yani bu kadar da olmasaydı olurdu falan gibi. Çünkü bazı yerler gerçekten anlaşılmasın diye yapılmış gibi. Fakat fikir güzel. Şöyle bir korkum var. Jules Verne'ın romanından sonra Ay'a gidildiği gibi. Bilim kurgu bir şeyi hayal ettiği zaman o şeyin gerçek olma ihtimali oldukça yüksek. Zamanda tersine giden olayları üretebilen bir teknolojinin gerçek olması ihtimali şu anda hayatıma girdiği için oldukça rahatsızım. Yani tamam her şeyi anlarım da bunu anlayamam diye çok ödüm kopuyor. İnşallah bu girmez bakalım. Allah'tan hayırlısı. Fakat gene de emeği tebrik etmek lazım diye düşünüyorum. Bir de cesareti galiba biraz tebrik etmek lazım. Yani hani böyle bir filmi tutar ya da işte onun da ekonomiyi tutundurma vesaireyle alakalı şeyleri var. Abi herif hasılatı ne olur bilmiyorum ama box office yaptırırsa vallahi bravo. Hiç kimse anlamadığı bir şeyi böyle gidip fahiş çok süper olmuş falan diye izlediği bir dönemdeyiz. Vallahi git bu arada yeşil, Ozan yalancısıyım. Yeşil perde kullanmadan abi herif filmi çekmiş yani şey yok. Bindirme yokmuş diyebiliyorum. Yani şöyle hocam o 300 kadar efekte bir şey varmış. Ya yani normalde bu tarz bir filmde mesela Avengers'da 3000 olurmuş bu rakam. Yani ha bunun biraz klasikçi olduğunu yani biliyorum zaten. Ama abi 150-200 oluyormuş. Yani düz giden adamla ters giden adam aynı karede nasıl dijital bindirme yapıyor? Nolan bak. Yapma böyle. O arabalar gerçekten ters gidiyor kesin bilgi. Yani öyle kullandırmış yani bir şekilde yapmış yani.
Ya işte bunlar çok parada. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yemin ediyorum. Tan 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 tan. Yani bir şeyin üzerine farklı bir şekilde düşünmeyle alakalı ister istemez gündem yaptı işte. Yani o da bir fikir. Vallahi. Ama fikrin derinliğine baktığında hani tutarlı derinlik hikayesinde yok. Bazı şeyi kabulle gideceksin yani. Buna şimdilik inan diyor. Hani tüm filmler, kitaplar bize öyle diyor ya. Bu karaktere şimdilik inan. Okey, inanıyorsun. O abi 10 sezon Walking Dead seyrettim ya. Daha ne yapayım ya. İnandık işte. Ama çok iyi. Şimdi buradaki hikaye şu yazarın becerisi ya yazmayla tabii alakalı. Canım. Walking Dead muhteşem bir çok metin iyi yazımı çok var. İyi. Çok yani iyi. Orada şey yancı bir kurgu. Yani ölüler var, ölüler geliyor bilmem ne hikayesi yancı bir kurgu. Orada asıl karakter gelişimleri, karakter dönüşümleri falan falan hikayesi. Abi zaten 3. sezondan sonra insandan korkuyor. Zombiden korkmuyor ki bizden. Yani evet. Esas problem kendi içindeki insan iyilik yani. Kötülüğü hangi koşullarda zorlarsın, nereye kadar zorlanır falan hikayesi. Çok koşullarla başarılı. Alakalı. İzleyin, çocuklara izletirmeyin. Türkiye'de mesela hani bu dizi film bir şeylerin içerisine baktığında mesela filmde bir sürü verilecek tabii ki kaliteli örnek var ama şu Ankaralı olma hikayesini az önce de aklımdaydı mevzuda. Şu Behzat Ç'de çok tutarlı ya, bir zemin yakaladılar. Ya hiç sorma ya. Yani hani nasıl üzüldüm onun bittiğine. Yani. Yeni sezon çektiler ama tabii aynı tatlar zeminler evet. Oturmuyor. Zaman da geçmiş artık üzerinden. Bazı şeyler kendi zamanıyla denklik. Ama mesela görüntü yönetmenliği Netflix'in tam tersi. Metin çok iyi, karakter oturumu çok iyi, görüntü, ses hani zafiyetli evet, yani hani konuyla. Ama güzeldi işte. Aha, onlar da o naturalizme çalışmışlar zaten hani öyle pozisyonlanıyor ama şey oldular yani evden birisine döndüler ya da hayattan tanıdığımız birine döndüler. Ne kadar Ankaralıydılar mesela. Erdal Beşikçioğlu yani. Hepimizin akrabası şu an. Evet yani evet ya yani, öyle bir komiser hani hem güvendiğin hem de hastalıklı lan bu herif dediğin yani hani bir taraftan da. Ama bir süper baba yok artık. Çünkü süper babanın karşılığında aynalığını oluşturacak duygu yok artık. Tabii. Yani asıl hani şu geçmiş kasede bu hikayeyi yapıyoruz. Yani o samimi, o içsel, o bir şeye daha ait olma duygusu yok. Bizim çatışma duygumuz var. Aşk-ı Memnu var artık. Evet. Kuzey yani Güney var. Aşk-ı Memnu bile geçiş dönemiydi. Şimdi dizilere hiç bakıyor musun bilmiyorum. Türk yok, dizilerin hepsine hiç yani. Şey yok. Her gördüğün sahne çatışma üzerine kurulu. Yani hemen her gördüğün sahne hiç birbirinden kılçıksız ayrı. Hep böyle bir yani... O sahne o kadınla o kadın, o adamla o adam, o adamla o kadın çatışıyor birbiriyle yani hani bir gerekçe de. Ve biz onu seviyoruz. Devamlı bağıran hani yüksek tempoyla giden. Galiba Hollywood film yaptığı zaman dünyanın ruh halini şekillendiriyor. Bizim bütün ruh halimizde filmimize, dizimize vuruyor diye öyle anlıyorum. Bizimkiler sonuç, onlarınki yönetici sebep gibi bir durum var. Çünkü onlar ne oynatsa biz böyle bir süresinde ona benzemeye başlıyoruz falan. Biraz ya belirleyici olmak bu, lazım. Hani... Fikir altyapı çalışıyorken masaya bir sürü hani bir fikrim varcı insan geliyor ya bunun içerisinde bir sürü adam da tiyatro, sinema hani bir fikrim var şunu şöyle yapacağımla alakalı geliyor sohbet ediyoruz bir şeyde. Bunun sohbetini yapıyorken hani o getirdikleri film grubuna çocuğun hayaline ne yapmak istediğini yönetmen ya da ikinci üçüncü filmini yapıyor hani bir şeyde ne yapmak istediğine baktığında istediği idealizm çok büyük bir vasatlık barındırıyor. Evet. Bu eğitimle alakalı bak büyük bir vehamet var videosu yapmıştık ya. O vehametin sonuçlarından bir tanesi. Yani gerçekten çok vasata ikna. Abi diyor bu çok toplumda tutan bir şey diyor. Aynısını ben böyle hani şöylesini yapacağım falanla alakalı bir şey var ya. Yemek sepeti gibi biraz farklı bir şey. Yemek sepeti ama içecek sepeti olsun falan. Yani hani böyle ben, yani. Abi bir şey konuştuk mu biz niye yaratıcı olamıyoruz konuştuk mu hiç? Yok konuşmadık. Bir sonraki bölümde. Neden yaratıcı olamıyoruz? Konuşalım abi. Yaratıcılık konusunda bokunu çıkarır. Beraber eğitim tamam. Veriyoruz o konuyla alakalı. Yani fikir ve kakasını çıkaracağız. Hikayesini yapalım. Şeyde. Hadi sana son film hakkı. İçini kaşıyan son film söyle. LA Confidential. Neydi? Bilmem ne sırları. Los Angeles sırları diye mi çevirdi bilmiyorum. Oo, çok iyi filmdir. Tabii. Çok Kim, iyi filmdir. Kim Basinger'ı tekrar görmenin mutluluğu, Russell Crowe'la tanışmanın şerefi, Danny DeVito'yu o halde bulmanın burukluğuyla muhteşem bir filmdir efendim. Çok güzel filmdir. Confidential'ı izlemenizi tavsiye ederim. Çok tatlı kumpas o suç filmlerinin içerisinde, çok. Kendi içerisindeki enfes. Bulamacı. Bak mesela o da yavaş bir film değildir eski bir film tabii. Olmasına rağmen. Orada mesela spoiler versek mi? Öldüğü sahne güzel bir sahne. Yani. aha kaçtı. Hip yap burayı o zaman. Sizin her zaman söylediğini ölüyor hocam. Evet. Hep öyle. Sen de ölenleri söylüyorsun. Ama o sahne çok iyiydi ya. Hiç beklemediğim bir yerde tatan diye nefis gerçekten. O filmde çok seyretmiştim. Ama Kevin'in hayattaki sürprizleri bitmiyor biliyorsun. En son onunla alakalı bir sürü taciz suçlaması yedi falan. Evet. House of Cards'ını izledin mi onu? House of Cards'ı 3 bölüm dayanabildim. Politik gerilim sevmiyorum abi.
Sevmedim yani. Designated Survivor'a başlamıştım. O da bir sezonu bitirdim. O da şişti. House of Cards'ı yönetişimsel akademik standartları kullanarak çekmişler. Gerçekten. Söylemiştin onu ama bir daha başlayamadım. Yani bir fırsatın olduğunda ilgilenmeni tavsiye ederim. Masada Türkiye ile ilgili bir şey konuşuyorken de. Yani mesela şeyin matematiğini çalışmış. Bunun ne kadar çok iyi has olmadığına matematiğine. Mesela iktidarda kalmak isteyen ve belli bir sürenin üzerinde iktidarda duran siyasi yapılanma dış güçleri kendi iktidarda kalmasını arttırmak için nasıl kullanırı çalışmışlar. Şimdi o kadar tekniklerini o kadar yani mesela gerçekten kullanma kılavuzu gibi al diziyi bu oldu bu oldu bu oldu bu oldu diye yaz. Türkiye'de bu oldu bu oldu aynı matematik devam ediyor. Hani o kadar şeyde birebir çalışmışlar işte. Eğlenceli tamam. Gelebilir onunla ilgileniyorsan. Sen çok biliyoruz. O tarafı sevmediğini biliyorum. Yani. Madem öyle diyorsun açık beyinde bir House of Cards günleri yapalım. İzleyelim. Pandemi gelirse eve kapanınca izlenecek malzeme lazım. Bu sefer de House of Cards'ı izleriz. Why not evet, yani. Evet. İyi bu muhabbeti arada yapalım ya. Bundan sonra da en favori albümler. Metal. Öyle devam ederiz. Bak müzikte birazcık zayıf kalabilirim ben. Bakalım evet, artık. Yani ben o kadar de... güncel... Müzik din, yani çok aktif müzik dinleyicisiyim ama şeyi Ozan'ı alırız o gün buraya. Ha olur. Belki bu kadar efora ne gerek var.